Efendim millet 7,5 kat maaşını millet geçinemiyor. Şimdi şunu alıp da bu geçinemiyor. Niye? Para yok. 7,5-8 kat geçinemiyor adamlar. Bak şunlar oldu şunlar. Şurada 9 kat burada. Bak bir de alamıyorum. Bakın şurada 120'ye ceviz satıyor. 120 lira ya bir kilo ceviz. Ha biz maz cevizimiz. 3-5 yok. Hiç olmayan da var bunun. Biz sever miyiz? Niye? Zam almadığı için. Millete zam vermediği için. Hah. O göz boyama. Niye herkes öbür taraf %40-%30 zam alıyor? Niye emekliye vermiyor? Niye? Ha yarın kandıracak yine vatandaşı. Diyecek ki efendim söylen zam yaptım. 5 aydır millet alamıyor zamını. Emekli alamıyor. Valla şu 15'ten aşağı olmayacak. 15 geldi alalım geçinir. Yoksa sen dedi bu 7,5'ı yok. Bak ben kızımın da maaşı var. Oğlum çamaşır makinesi aldım ha. 9,000 dedi. Param yok ya. Ya 3 tane paranın kalan şu 3 tane. Bir de şu da var parada. O da maaş aldı geldi. 3 tane maaş bu para. İnsan geçinemiyor. Kiradayım. En düşük kira ben veriyorum. 700 lira veriyorum. Global evde oturuyorum Hasanoğlu'nda. Yani millet adam atıyor. Ha? Adamlar yardım alanlar çoğu. Biz yardım almıyoruz. Hiçbir şeyde yardım almıyoruz. Aldığımız yok bunlar. Mesela bu yalan yok. Bak, bu zamı durduracak. %50 imles inasın. Bütün her şeyden. Ben burada 25 liraya aldığım şey 95 kat yapmışlar. Bir dünya surta söylüyor ya. 25 lira aldım ya. Şuradan aldım. Adam 95 kat yapmış. Bak şu adam geldi üstüne 20 lira ceviz aldı. Şurada işte yine aldı yine. Yok para. Vatandaş da yok. Teşekkür ederim. Nar 20 lira. Elma 20 lira. Elma 20 lira. Yemiş 30 lira. O beyaz yemiş 60 lira. 50 lira mı beyaz yemiş? 10 lira düşmüş. Siyah üzüm de 35 lira ve 30 lira. Daha yeni açmış için. Valla emekli zavallı var ya perişan olmuş. Kızım bir kilo peynir 400 lira ya. Bir kilo et 400 lira. Neden? Nasıl olacak bu canım? Yani sayın başkan, sayın reisi cumhurumuz laf söylüyor. 5 bin lira para mı? Çocuğa veriyorum 5 bin lira almıyor ya. Madem yapacaksın emekle bir şey yapsın. Yazık günah. Onlar da bir kilo peynir olmuş 400 lira. Bir yumurta olmuş 150 milyon lira. Bir kilo kıyma olmuş 400 milyon. Bunlar. Bir kilo zeytin 200 milyon. Bu nasıl? Bir kilo kuru yemiş şampısı 600 milyon lira. Yani yazık günah. Sayın Reis Cumhurumuz bunu her şey kendi düşünüyor, biliyor ama git bak orada duruyor. 600 lira bir kilo kuru yemiş. Sen benim kızımsın. Ben 5 bin lira versem atarsın ya. Git ya sen dilenciye veriyorsun de. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Bunlar böyle ya, böyle bir devlet olmasın. Devletse neyse onu yapacak. Bir milletvekili alıyor 120 milyar. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor yani? Bunlar böyle. 5 bin lira çocuğa verdim diyor şimdi. 5 bin lira hiçbir şey. Onu yapmayacak. Onu hiç vermesin. Bunu yapacağı yemek günü gözledi. Maaşa bir artış yapacaktı, zam yapacaktı. Emekli onu bekliyordu. Siz emeklisiniz o zaman. Emeklisiniz bir daha çalışıyorsunuz. Konuşalım mı biraz? Ya nerede 7,5 lira kira sallan? Evim kira. İki tane yetime bakıyorum. Nerede? Ben bunu 73 yaşında çalışıyorum, mecburum. 6 milyar kira veriyorum, 9 milyar aylık alıyorum. Onun için işte böyle çalışıyoruz. Kim besene canım olsun. Bir gün bir şirip iki gün yiyoruz. Bir çorba iki gün yiyoruz. Efendim söyleyeyim. Böyle. Devlet dairesinden bu yana hala boy yiyor işte. Eskiden mi? 1974'ten beri devam ediyor. 5000 liradan hiç elime geçmiyor. Ben bir paket sigara alamıyorum. Bankaya kredim var. Oraya kesiliyor. Bir ev kiram var. Bununla işte iki yetim bir koca karı geçindirip gidiyoruz. 100 lira, 150 lira alıyorsan. Hayatta ölsek olursak bundan. Ümidim ne olacak 73 yaşında ben? 73 yaşından sonra ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Söyle. Yarın senesi geliyor ev diyecek ki 10 milyar. Esad'ın ben alacağım artışla falan 12 milyar ne yapacak? Doğalgaz mı vereceğim, elektrik mi vereceğim, su mu vereceğim? Onun için bilmiyorum. Hayal nerede hayal? Geldi geçti ömür. Hayal nerede kaldı anacığım hayal? Müştersin, çalışıyorsun. Ekmek paran, sigara paran çıkarıyorsun. Başka bir şey yok ama.
Yetmez. Hiç yetmez. Hangi sözünü yerine getirdi ki? Hiç yetmez. Peki geçinebiliyor musunuz 7500 lira? Hiç geçinemiyor. Bir salkım üzüm 30 lira bir salkım üzüm. Bir salkım, bir simit diyor arkadaş 10 kağıt. 10 lira bir simit. Var mı böyle bir şey? Konuştukları hep geride kalıyor. Milletten oyalana kadar. Milletten oyalana kadar. Oy aldın mı tamam. Yazık günah bu emekliye. Yazık yazık. Yazık 10 kağıt en kötü bir evin kirası. En kötü bir evin kirası 10 kağıt. Giriş giriş. Bu adam çocuk okutacak. Nasıl okutur? Nasıl okutur? Nasıl kira verir? Nasıl evde durur? Nasıl geçinir? Bir salkım üzüm 30 lira olmuş. Yazık günah ya. Günah günah. 7,5 lira bir şey değil bu zamanda. Her şey almış başını gidiyor. Ala 75 yaşındayım ben doluyum yani iyi doluyum. Milletten oy alana kadar. Hop. Bu millete yazık ya. Çalışan alıyor 25 milyon maaş. Emekli alıyor 7,5 milyon. 10 milyon lira girişte bir evin kirası. 2 artı 1 bir evin kirası 10 milyon lira. Ne yaparım ben bundan? Tamam ben bu kadar konuşuyorum. Başka bir şey konuşmayacağım. İsmim Yıldırım Tetik. Haymanalıyım. Emekliyim. 19 senedir emekliyim. Fakat gel gidelim geçim sıkıntısından dolayı poşet satıyorum orada. Ne yapayım? Emekli maaşı yetmiyor. Evde dursam ev kirası, çocuk parası, okula gidiyorlar. Bir de tahsilden çocuk ev almış. Mecburu poşet satıyorum orada ekmek parasını. Yani 7,5'dan hiçbir iş yorulmaz. Ona da şükür edelim. Ne yapalım? Hiç vermezler. Peki kuru yemiş yiyebiliyor musunuz? Yok. Beslenebiliyor musunuz? Hayatta bak yanındayım. Allah senin yanındasın. Bir tane yemiyorum. Alacak durumda değilim. Kirada mı oturuyorsun? Evin gece kondum var. Kiraya gitmişim. Durmadılar kaya başında. Hep gittiler. İstemez mi kaldık? Gece kondum böyle durmuş. Oğlanın evinde oturuyorum. Oğlan bir ev almış. Onun evinde oturuyorum. Poşet satıyorum. Ne yapalım? Ne yine kadar? Günümüzü kurtarıyor musun? Valla günlük 100 lira falan alıyorum. Ekmek parası işte. Evde geçiyorum havalesini. Evde getiriyorum. Burada biraz da salatalık var. Salatalık var. Bunlarla idare ediyorum. Ne yapayım? Karnınızı doyurabiliyor musunuz? Sağ olsun komşular ara sıra yemek yapıyorlar, yiyorum. Ne yapayım? Ürünümü de evden getiriyorum. Su almıyorum, evden doldurup getiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Yeter ne yeter? Bir kilo balık aldım 200 lira ya. O da yok kartondan aldım. 3 poşet yani. 5 lira. Ha? İşte kartondan aldım hadi. Hadi geçin neyle geçineceksen kardeşim. Azımızda ne diyor ya? Yeni hastaneden çıktım. Vallahi perişanız. Hiç sorma kardeşim. Çok zor. Hayat şartı çok zor. Perişanız. Emekli perişanız. Yine sağ olsun Erdoğan'a yine bir şey demeyelim de bir sözün üzerinde durmuyor. Bugün bir konuşuyor, yarın bir konuşuyor. Ne yapacağım ben? Benim buzdolabım bozuldu. Buzdolabı alamıyorum ya. Bak hanımın ilaçları anlatabiliyor muyum bacım? İnan yemin ederim hanımım insülin kullanıyor, bozuldu. Ne alabilirim ben 5000 liraya? Ne alabilirim? Sana soruyor. Biraz da bizi düşünsün ya. Yazdık ya, bize de yazdık, bize de günah. 30 yıl ben emek verdim kurumaya. Ama yok. Maalesef. Geçinemiyoruz bacım. Ya onu zaten söyledim. bittik. Küllen bittik ya. Daha 3 ay 4 ay var. 3 ay 4 ay zaten bizi mahvetti, bitirdi ya. Verse ne olacak ki? Verse ne yapacak, ne olacak? Verse ne olacak? Hiçbir şeye güç etmiyor, hiçbir şeye yerine varılmıyor ya. Tek bana zam yapmasın, piyasaya durdursun. Bak ben maaş, ne dediler ona, zammım istemiyorum. Ev ekmek götüremeyen insanlar var ya. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Cebimde yok ki 3-5 bir ekmek parası versin. Yok kardeş, geçinemiyoruz. Hep kendi çevresini, hep kendi yandaşını düşünmez. Ya bir milletvekili 70 küsür milyon maaş alıyor, ben geçinemem diyor ya.
Ben 10 lirayla nasıl geçineyim sana soruyorum kardeşim ya. Bu kadar basit ya. Bir milletvekili 70 küsür. Bir de ayrıca 65 de bir yerden abi, alıyor. 130-140 küsür milyar eski paraya değil. 140 milyarla geçinemiyor. Ben 7,5'la 10'la nasıl geçineyim kardeşim ya. Yazık bize de yazık. Bak terledim konuşurken ya. Ben çünkü vergimi de veriyorum. Niye ben o haktan yararlanamıyorum? Her türlü şeyimi ödüyorum. Niye ayrıcalık yapılıyor? Pandemide de yaptı aynısını bana. 3 lira dedi, vermedi. Onda da ayrımcılık yaptı. Niye böyle bir şey yapıyor? Ya veriyorsa herkese versin, vermiyorsa hiç kimseye vermesin. Benim hakkımı kim ödeyecek? Vergimi verirken iyi dedi. Vermezsem kötü mü oluyorum? Bu kadar. 7,5'la geçinenin hayali yok. Hani çok şeyinden değil, elhamdülillah ben ona hiçbir şey demiyorum. Bereketli bir para, ona demiyorum ama çok zor. Ben burada çalışmazsam mümkün değil. Adaletli davransınlar. Kendilerine ne kadar alıyorlarsa bize de o kadar versinler. Tazeler. Bu tane mi kilo mu? Tane. Merhaba. Şavdalan gidip şimdi. Değerli sandla. Tazeler. Konuşmak ister misiniz? Neyle alakalı? Emekliler kuruyum inşallah biliyor musunuz hocam?